Fransız matematikçi ve astronom Edouard Albert Roche, 17 Ekim 1820'de Montpellier'de doğdu. Montpellier Üniversitesi'nde okudu, orada 34 yıl öğretmenlik yaptı ve 1883'te Montpellier'de öldü. Roche'un görünüşe göre bolca sahip olduğu önemli matematiksel beceri gerektiren gök mekaniğinde de ustaydı. Roche küresine ve Roche lobuna katkıda bulundu. Roche sınırı ya da limiti, Dünya ve Ay gibi karşılıklı yörüngede dönen herhangi iki cisme uygulanabilir. Roche limiti, Ay'ın veya yalnızca yer çekimiyle bir arada tutulan herhangi bir uydunun Dünya'dan veya herhangi bir büyük gövdeden ayrılmadan olabileceği minimum mesafedir. Ay, Roche sınırından daha fazla yaklaşırsa gelgit kuvvetleri nedeniyle parçalanacaktır. Dolayısıyla hiçbir gezegenin Roche limiti içinde kalan bir uydusu olamaz. Sadece halkaları olabilir. Roche limitinin boyutu iki cismin kütlesine bağlıdır. Dünya ve Ay sistemi için Roche sınırı merkezden merkeze yaklaşık 6000 mildir. Yani Ay'ı Dünya'ya doğru iterseniz Roche sınırına yaklaştıkça yavaş yavaş deforme olur ve patates şekline gelir. Roche sınırına ulaştığında artık kendisini bir arada tutamaz ve hazır patates gevreği gibi parçalanır. Tabii ki bu olurken dünyadaki insanlar binlerce fit yükseldiğinde gelgitler yaşıyor olacaklar ve ayın dağılmasını daha az önemseyeceklerdir. Astrofizik dünyasına giren birçok yeni insan için az bilinen bir etki, iki veya daha fazla yörünge cismi kozmolojik olarak konuşursak, önemli bir kütle farkıyla kendilerini yakın bulduklarında meydana gelir. Yörünge, gezegenleri, asteroidler ve uydular birincil yerçekimi kaynaklarına çok yaklaştığında, ne olduğunu hayal etmeye çalıştığınızda, doğal olarak iki cismin birlikte sürüklendiğini ve çarptığını hayal edebilirsiniz. Hollywood filmlerinde bir asteroid bir gezegene çarptığında gördüğünüz gibi. Kütle çekimi olarak az olan bir cisim, kütle çekimi yüksek bir cisme belli bir değerden daha fazla yakınlaşırsa, cisim kendi bütünlüğü kütle çekimiyle sağlayamaz olur. Tedirginlik kuvveti parçacıklar arası kütle çekimini yener ve cisim parçalanır. Roche limiti, cismin diğer cisme parçalanmadan yaklaşabileceği en yakın mesafeyi gösterir. Yıldızlar, kuark yıldızları veya kara delikler söz konusu olduğunda, bunların daha büyük yer çekimi kütlesi tarafından yutulduğunu hayal edersiniz. Bazı durumlarda özellikle yaklaşma hızı ve açısına bağlı olarak haklı olabilirsiniz. Bununla birlikte gelen bir alternatif yer çekimi kaynağı veya kütlesini değiştiren bir yıldız gibi yörünge eksantriğinde kademeli bir değişiklik veya etki olduğunda gezegen nesnesinin gelgit veya Roche limitlerine ulaşması ve aşması tamamen mümkündür. Roche limiti esas olarak bir nesne üzerine uygulanan gelgit kuvvetlerinin nesnenin gerilme mukavemetini yeneceği bir yer çekimi gövdesi etrafında dairesel bir yarıçap olarak tanımlanır. Yani bu her iki, yani Dünya ve Ay'ın birbirine yaklaşması ya da bir dünyanın ya da bir ayın birbirine yaklaşması gibi düşünebilirsiniz. Bunun bir limiti var arkadaşlar. Bu limite de Roche limiti deniyor. Eğer bu limiti aşan bir kuvvet olursa, ki şöyle düşünelim, ben size en basit örneğini vermeye çalışayım. Mesela ayın arkasına bir roket yerleştirin, ama devasa bir roket olsun, öyle hayal edin. Ve roketle ayı dünyaya doğru itmeye başlayalım. Olacak olan ayın parçalanmasına kadar giden bir süreç olur bu. Bu tipik olarak birincil yer çekimi kaynağının yarı çapının 2,5 katı olarak ölçülmektedir. Yani Roche limitinin ölçüsüdür bu. Bunu anlamak için yeterince yaklaşırsak yer çekimi kuvvetinin daha karmaşık hale geldiğini bilmemiz gerekir. Tüm çekimsel etkileşimlerin çakıştığı bir nokta var. Bu sınır Roche sınırı olarak bilinir. Bir nesnenin kendi yer çekimi tarafından desteklendiğinde sahip olduğu etkiyle ilgilidir. Bu durumda Ay'dan bahsediyoruz. Ay başka bir nesneye o kadar yaklaşırsa yer çekimi onu deforme edip yok edebilir. Bu Roche limiti yıldızlar için de geçerlidir. Tam mesafe
her iki nesnenin kütlesine, boyutuna ve yoğunluğuna bağlıdır. Örneğin Dünya ile Ay arasındaki Roche sınırı 9500 kilometredir. Bu ortak ayı katı olandan ele alarak dikkate alınır. Bu sınır şu anlama gelir. Uydumuz 9500 kilometre veya daha az uzakta olsaydı gezegenimizin yer çekimi kendi yerini alırdı. Sonuç olarak ay tamamen paramparça olan bir malzeme parçaları halkasına dönüşecekti. Az önce anlattığımı tarif ediyor. Malzemeler yüzeydeki yer çekiminin etkisiyle düşene kadar dünyanın etrafında dönmeye devam edecekti. Bu malzeme parçalarına da göktaşları denebilir. Güneş aynı etkiyi çok daha uzak bir mesafe ile yapabilir. Bu gezegenimize kıyasla Güneş'in büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Bir nesnenin boyutu ne kadar büyükse yer çekimi kuvveti de o kadar büyüktür. Bu sadece bir teori değil, uyduların gezegenleri tarafından yok edilmesi gerçekleşecek bir şey. Bunun en iyi bilinen örneği Phobos'un yörüngesinin etrafında dönen bir uydudur. Mars gezegeni ve bunu gezegenin kendi üzerine yaptığından daha hızlı yapıyor. Roche limiti dahilinde kendi yapısını bir arada tutamayan en küçük nesnenin ağırlığıdır. Bu nedenle nesne Roche karargahından sınırına yaklaştıkça gezegenin yer çekiminden daha fazla etkilenir. Bundan birkaç milyon yıl sonra bu sınırı geçtiğinde uydu Mars'ın yörüngesinde dönen bir parça halkasına dönüşecek. Bir nevi Satürn'deki halkalara benzetebilirsiniz arkadaşlar. Tüm parçalar bir süre yörüngede olduklarında gezegenin yüzeyinde çökmeye başlayacaklar. Çok iyi bilinmese de Roche sınırına yakın olabilecek bir nesneye bir başka örnek Neptün gezegenindeki en büyük uydusu olan Triton'dur. Yaklaşık 3 milyar yıl içinde bu uydu Roche sınırına yaklaştığında iki şeyin olabileceği tahmin ediliyor. Parçalanacağı gezegenin atmosferine düşme veya gezegenin sahip olduğu halkaya benzer bir dizi malzeme parçası haline gelecektir. Örnek olarak Satürn'ü verebilirim burada. Ve son bir soruya bakalım. Roche sınırında olduğumuzu düşünürsek gezegenimiz neden yer çekimi ile bizi yok etmiyor? Mantıklı olması mümkün olsa da oldukça basit bir cevabı var. Yer çekimi tüm canlıların vücutlarını gezegenin yüzeyinde bir arada tutar. Evet arkadaşlar, ilginç bir limit, uzayla alakalı bir terimi daha öğrenmiş olduk. Roche limiti ilginç bir konu arkadaşlar. Bu Satürn'ün halkasıyla alakalı oluşumun da nasıl olduğuna dair teorileri böyle anlamlı bir seviyeye ulaştıran bir limit bu aslında. Yani bir şöyle örnek vereyim, az önce de vermiştim biliyorsunuz. Ayın dünyaya doğru yaklaştığını farz edelim, parçalandı. Parçalandıktan sonra da etrafımızda bir Satürn'ün halkası gibi halka oluşturabiliyor. Bunun sebeplerinden en büyük nedeni de Roche limitinin kaynağı olduğu düşünülüyor. Tabii ki bu net değil ama en büyük nedenin ve şu ana kadar bu bilimsel bulguların gösterdiği şey bu. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.